Bana diyorlar ki gelişme diyorlar. Evimin üstünde tekel bayi var. Selamünaleyküm Kenan abi. Hastayım abi. 5 gün yemek yemedim. 5 gün içmişim. Yemek yemediğim için bağırsaklar kurumuş, dışarı çıkmış. Çok geçmiş olsun hayırlı. Ne yapmamız gerekiyor? 5 günlük değil de 14 yıllık. 2007'de ben mesaj oluyordum. 14 yıl sonra bir daha. 14 yıl idare etmiş göç. Bak. Ananı sikeyim. Kaçlık rakı lan bu. Bu ne abi? Bu epe rakı. Kaçlık bu dede mi epe mi ne bu be kocaman? 100 rakı. 100 rakı mı var böyle? Bu kaç para abi? 280. Abo. Biz pavyonda tekel değil de efe rakı istiyoruz. Efe mi ucuz, tekel mi ucuz? Efe daha ucuz. Efenin içi mi yumuşak, teker acı oluyor. Aynen öyle. Biz bilir, biz pavyonda efe getir diyoruz. Niye, niye? Efe mi ucuz, teker mi ucuz? Şimdi mesela bağırsaklara biraz daha yumuşak gelir. Belli belli, bağırsağımızın anasını sikti. Senin tam içeceğin bir rakı bu. Yani bir şey diyeceğim. Şimdi efe mi ucuz, teker mi ucuz? Teker ucuz da efe kaliteli. Tamam biz pavyonda efe diyoruz yani salak gibi yani kendimizi şey yapmıyoruz. Yok, kendini efe daha mı ucuz diyor. Kendini harcatmıyorsun. Diyor ki mesela şefler müdürler, efe mi geçirelim teker mi? Biz efe istiyoruz. Şimdi efe daha ucuzsa biz onlar geçiriyor demek. Tabii onlar efe yok, geçirmiyor. Verdiği, efeyi verdiği zaman geçirmiyor. Ha efe daha normal pahalı. Normal vakti verdiği efe zaman daha pahalı. Onlar var. Şov viski kaçlık? 180 diyor. Şov, Şivas. Şu mu? Ben viski hiç sevmiyorum. O kaçlık? 600. 600'lük mü? 600 TL. 600 TL. 600 TL. Viskiyi de ben hiç sevmiyorum abi ya. Sen iki bira. Necesi aç. Jelibon. Lan ben rakı içiyorum. Yandan yoğurt yiyorum. Çam fıstığı yiyorum. Bağırsağım dışarı çıkmış. Bana diyorlar viski çek. Viski diyorlar ben jelibon alıyorlar. Başka bir şey yok bir de çikolata. Nerede Ülker'in çikolatası? Jelibondan karşıda. Ülker'in çikolatası nerede? Ülker'in çikolatası. Ha şey mi? Mezesi. He. Çekmeli meze alıyorlar ya. Şu değil, Ülker'in var ya abi, şu şöyle Ülker'in, çekmen oluyor ya, şu tek tek oluyor, tekli tekli, şunu diyor. Tekli şundan da değil. Bir de jelibon hangisi şu. Ulan ben rakıyla yoğurt yiyorum, bağırsak dışarı çıkmış, bana diyorlar viski çek diyorlar. Demek viskisi geberiz biz. Aslında viski bağırsak dışarı çıkarmaz da. Ne yapar? Sen en iyisi var ya. Kaçak içiyor mu kaçak? Kaçak da içiyorum, her bok içiyoruz kaçak abi. Kaçak içiyorsan sıkıntı, başkan. Şarap var. Kırmızı tubok var mı? Gey, hangi birasın birasıymış? Gey birası var mı? Var. Varım var mı? Var. Ekstra da güzelmiş. Ekstra yumuşak. Ekstra'yı ben çok sevdim. Dilim diştim ya abi. Biraların ismini bir sayar mısın sen biraların? Şeyciğim abi ben bunu... Şu ekstra ne birası mesela? Ya ben bunu Didim'de üç kasa götürdüm ya. Evet. Efes bana sponsor oldu. Evet. İçimi yumuşak, güzel. Kırmızı tuboktan güzel içimi. Tadı değişmiş bunun. Eskiden alüminyum tadı geliyordu. Şimdi tadı güzel olmuş. Evet. İçi yumuşak diyor, yenirtmiyor, içi yumuşak. Eskiden böyle bir acayip bir tadı. Tadını ben sevdim ağızda ekstranın. Bu normal insan birası, ben bunu çok içtim. Türkü dinlerken 20 sene içtim. Forza Bar'a gidiyorduk falan. Evet, Forza Bar'a. Sen biliyor musun Sakarya'da? Forza Bar'a gidiyorduk, Efes şeyle. Efes normali çok içtik. Miller'ı zenginler içer. Ekstra'yı erkekler içer. Varımı fakirler içer. Efes şeyde normal ekipler içer. Sarı Tuboku geyler içer. Şunları da, bu ne? Şarap, Simirnoff, Butmut. Bunu da şey, Avrupalılara özenenler içer. Varımı da fakirler içer. Efes'i de, Efes artık kızlar içiyor, erkekler içmiyor. Şunu içtim midem bulandı dedi, şaraplı maraplı. Bundan da içtim. Bunu normal insanlar içiyor dedik. Bunu da, bu ne? Biz niye yaşamadık dedi gibi. Efe Gold, ananı içi dolap ne rakı koyuyor. Kafam iyi oldu. Ananı sikeyim, bu ne? Oha. Bu ne la? Bomonti. Bunu da Bahçeli'de veriyorlar. Fitteli fitesiz mi diyor. Bildiğin sütükle. Bardağı sütükle bir kaşık tuz at. İç sana bira. Ne para veriyorsun onun boşuna. Bomonti mi? He. Vallahi tadı öyle. Aha gay birası. Erkek birası. Gay birası. Erkek birası. Ana bu da Red Label. Valentines. Bu nasıl bira ya damacana gibi? Ekstra mı bu? Asıl o normal bira işte, 1 kilo. 1 kilo normal bira bu işte. 1 kilo mu? 1 kilo bira mı olur abi? 1 kilo bira. Hadi ben birayı bıraktım. Bira mayasır yapıyor, bağırsağım dışarı çıkarıyor. Artık hep rakı içeceğim. Bundan sonra rakı içeceğim abi. Şimdi sen beni dinlemen lazım. 10 kasa biranın televizyon hediye miydi? Burada adamlar getiriyor mesela 10 kasa bira alana, koskoca televizyonu veriyor. Nasıl? Efesçi. Evet, 10 kasa bir aldığın zaman burayı arıyorsun. Arkadaşlar 41 yıldır kırmızı tuborg içiyorum.
Efes bana sponsor oldu. 3-4 kasa bira verdi. Didim'e gittim. Kenan abi de burada geliyor. Efesçiler geliyor. Biramı veriyor. Tabela verdiler bana. Allah razı olsun Efesçilerden. Kırmızı Tübok'tan fayda yok. Arayan soran yok. Hala telefon bitmiyor. Hangi markete gitsem bütün tekelcileri Ankara'nın Türkiye'de hangi Niğde'den tut da İzmir'e kadar hangi tekelcileri beni tanıyor. Hepsi kırmızı Tübok. Yok abi senin yüzünden bitti diyor. Bak hangi ilde bile senin, ilde. Bak mesela senin bir şansın daha var. Neymiş o? Ne? Evinin üzerinde tekel bayi var. O da Efes'in bayisi. Tübok değil, bir, Efes bayisi. Öbür şansım da ünlüyüm. Herkes bana alkol ısmarlıyor. Pavyona, kazinoya, bana pavyona götürüyor. Ne faydası var? Ünlüyüm. Evin üstünde tekel bayi var. Az genç öleceğim. Yakışıklı olacağım. Bağırsak dışarı çıkmış. Şu an konuşamıyorum. Bak bir kutu iğneyle geziyorum görüyor musun? Bunlar var. Bisküvit var, Red Bull var. Şu Red Bull ne ha? Red Bull. Red Bull ne lan? Yeni Kulağ Baharat ailesi. Yine sen, Ayhan Bey, yine de bir bardak viski iç, boş ver. Çay iç. Çay mı? Viski ya ne çayı? Şeyde, şeker var mı şeker? Şeker var. Ben abi bokunu çıkardı. Bırakacağım, ya bırakacağım ya azaltacağım. İnşallah hastalanmadan, hastalanmış olarak geberirim de kurtulurum. Ünlüyüz diye iç abi. Ünlüyüz diye pavyona gel abi. Al önüne götür. Kesin al. Kimse girdi. Ünlü olmayın. Ben vazgeçtim. Bırakıyorum. Keşke ünlü olmayaydı. Ananı sikeyim. Bu ne büyük lan. Efe Gold. Yüzde kaç bu? Yüzde 40 mı 45 mi alkolü? Yüzde 45'miş abi. Tadı nasıl değişiyor ya? Yeni rakilon tadı nasıl değişiyor abi? Ananı sikeyim. O ne? Büyük baba. Nasıl? Bunu içen geberir. Kaç kişi? 150'lik. 150'lik rakım var ya. Ben de hiç bilmiyorum. Bu yüzlük. Yüzlük bu 150'lik. Nasıl? Asıl rakıların babası bu. Kaç kişi içiyor bunu? 3 kişi normalde içebiliyor. Bunu Doğan Tepe'ye götüreyim dakikada kafayı dikelim. Tam 3 kişilik. Düğünlerde bizim Şamyar Osman tek başına içer. Bak bu düğünlerde 3 kişilik, bu düğünlerde 2 kişilik. Düğünlerde. Dur, düğünlerde. Eğlencelerde. Bana Kırıkkale Hasan dededen boğma rakı geliyor, etil alkol geliyor. Boğma rakı var evde. Ben bir kere içtim bir bardak, 3 gün tura kendime gelmişim. İçen kusuyor, en alkolik bile içiyor. Boğma rakı niye öyle abi? Bunu içer. Tamam bunun içimi güzel, bak bu yumuşak. Bu acı ama boğma rakı niye öyle çarpıyor abi? Bedenleri alışamayabilir. Boğmaya için bilebiliriz. Boğma rakı ne? Boğma rakı işte boğma adı üzerinde boğma. Bu kaç para? 400 lira. Bu? 380. 380 mi? Yarım litre fazla içiyorsun. 20 lira verir mi? Biraz daha şey. Aa, yumuşak tadı. Onların ilacı var. Onlar ne katıyor? Katkı maddesi var. Ama bu basıra bilebilir. Basıra. Hamorayte. Bu iyice bizi gebertecek. Hamorayte bilebilir. Bizi gebertecek. Ben tuzlu fıstık yiyordum 3 liraya. O bile zam geldi. 6 lira. O da kaç gram? 7 gram. Her şeye zam geldi abi lan. Bira 18,5. Bira 18,500. 22 lira bira. 70 lirası kaç para? 70 lirası 175 lira. 50'lik? 50'lik 160 lira. 35'lik? 92 lira. Ben geçen kızlarca para gittim. 50'li 35'lik rakı. Efe herhalde. 150. Efe'nin 35'lik rakısı 10 tane meza, bir tane karışık ızgara 300 lira verdim. Mesela onu sen tanıdık diye. Ünlü, normalde 500 lira. Tanıdık diye değil mi? Bir de ikram yapmışlar, indirim yapmışlar. Biz pavyonda ne yapıyoruz? 50'lik rakı 10 9-10 tane meza 500 lira verdik geçen. Korsan Koray ben. Çok iyisiniz. Az mı? Çok iyi. 50'lik rakıya şimdi 10 mezi 50'lik rakı 500 lira ya pavyonda. 700 lira normalde bize 500 lira. Normalde kaç para rakı maliyeti? Normalde şimdi 105 lira rakıydı. Efe rakı 50'lik Efe rakı. 50 lira da etini sütünü de 105-200 lira 200 liraya mal. 50'lik Efe rakı kaç para? 50'lik Efe rakı. Hemen şuradan listesinden bakalım ne kadarmış. 50'lik Efe rakı. 117 lira. Tamam. 5-6 meze geldi, 3 ikram geldi, 10 meze. 117, 120 desem buna. Mezenin tanesi 30 lira barlarda. 20-30 lira. 250 lira toplam.
250 lira masrafı var. Elmadan şöyle cızbızı ayaküstü yapsan 250 lira rahat rahat bir ortam yapabilirsin. Ama Pavya'ya gittiği zaman tabii 300 lira fazla vermişiz. Tabii 300 lira adamların ne hakkı ya? O kadar karnına yürümeyesi nasıl çıkacak? O kadar adamın yürümeyesi nasıl çıkacak? O kadar orada şey... Yüzde bahşiş verdiler. Bak gördün mü? İzmir ne o İzmir rakısı? Şu mu? Bu biraz daha yumuşak rakı. O daha mı yumuşak? Tabii. Bir de yaş üzüm rakısı vardı. Yaş üzüm çok sert. O çarptı benim şeyle. Yaş üzüm rakısı dediği bu mu? Benimkini içtim çarptı beni. Üç parça bir parça içtim kustum. İşte sen... Yaş üzüm rakısı sert. Sen devamlı şöyle biraz yumuşak rakılara alışkın olduğun için bunlar seni devamlı çarpar. İzmir yaş üzüm rakısı o bu mu yoksa benim çarpan? İzmir yaş üzüm bu. Sert. O pahalı mı ucuz mu bu? Ucuz bu. O zaman ben bahçe bir şey içmeyeceğim. Başka var mı rakı böyle böyle çarpan yaş üzüm rakısı? Şu şu Tekirdağ. Onu içtim ben. Şu. Bizim seyircilerle bir 5-10 sene önce. Hilmigil'le içtiydik. Ha bunu diyorum ha ben bunu içtim ha beni çarptı bu. Bu şu ne mi abi? He. Tabii biraz normal bakacağım çarpmasın. Tekirdağ yaş üzüm rakısı. Yaş. Abi bu çarptı da çarptı bu. Bunlar gibi değil bu biraz daha güzel. Şimdi güzel değil mi hani sarpıyor. Nasıl çarpar seni mesela sen alışkın olduğun. Bu pahalı mı ucuz mu? Normal. Fiyatı diyorum şundan ucuz mu pahalı mı? Kalitesine bakacağım yani ha. O zaman. Kaliteye göre şöyle o zaman şu kaliteli. Şu. O zaman bize Efe söyleyecek pavyonda. Aynen. Sen gittiğin zaman şunu söyleyebilirsin. Bence bu bundan kalitelidir. Ama şimdi ben bunu... Şu şundan kaliteli bence. Hangisi? Şu Tekirdağ bence rakıdan kaliteli. Şunu acımsıza geliyor abi acımsız. Aslında rakı. Alışman damak tadı lazım alışman lazım. Bu yumuşak güzel. Amına koyayım bir kutu iğneyle geziyoruz daha rakı şey yapıyoruz. Kutumuza iğne girdi. İçine şunu katsam iğneleri nasıl olur? Bana içeyim bu ne? O ekstra. Şunlar içine katsak. Ağrı kesiciyle içilir mi acaba? Şimdi... Götüme girdi. Gün düştüğün iğne oluyor. Götten bağısı çıktı hala rakı planları yapıyoruz. Huylundan vazgeçmez. Eve de söz verdim artık gezmeyeceğim dedim. Cuma'da iyileşirsem durmak yok. Tempoya, kristale devam. Ben vazgeçmem ama beni kimse şey yolumdan döndüremez. Vallahi döndüremez. Ben bildiğimden vazgeçmem. Otobüs alacağım diyorum. 4-5 milyon çekeceğim otobüs alacağım. Otobüsü buraya çekeceğim. Yatacak iş de yok. Sen Kars'a Mars'a çıkar mı? Kars'a genelde çıkıyoruz abi biz. Cenaze menaze ölüm ölü oldun beni aramıyorsun. Sen bizi bir tura götürsene ya. Ne tura abi? Bu olmaz otobüs alınca. 2 ay sonra. Tam yazın. Tam yazın ben götürürüm. 20 kişi bak. 20 kişi varız. Tam 20 kişi. Alacağım araba 46 çelik. Kaç? 46. Nasıl 46? 20'lik araba da var. Arkadaşlarımın var. Biz seninle gideceğiz biz. Tamam ben götürürüm ben de geleyim. Ben içerim. Yeme, içme, gezme. Şimdi biz buradan bir hafta önceden projesini yapacağız. Nereye? Kars. Kars'a. Tamam araba var. Ufak araba var abi. Tamam ufak araba. Şimdi şey diyeceğim. Benim arkadaşlar benim babamın babasını ben görmedim Veli. Ben 10 sene önce bir Sivas'a gittim onun mezarını yaptılar Şarkışla'dan. Bizim Sivas Yıldızeli işte Yücebacak, Kıvşak, Kalaköy, Akpınar, Sonköy, ağaç yok, su yok. Bizim köyden aşağı salınca Şarkışla, Musun, Allah rahmet eylesin Musun Yazıcıoğlu'nun köyü, Elmalı köyü, Şarkışla küçük bir yer mezar aldık hazır mezar 4 tane mermer vidalı. Evet. Benim babamın babasının mezarını yaptık Veli Koç. Babamın dedesi Veli dedemin babası Kars'tan gelmiş Katranlı köyünden. Arapça işte Kur'an-ı Kerim ve Arapça yazı yazmayı bildiği için bizim Sivaslılar kabul ediyor. Bizim orada bizim lakabımız imamlar. İmamlar diyor o yüzden imamlar diyorlar. Hani Arapça Kur'an'ı bildiği için. İşte bir Gırışık dil var Afaba Nakliyat. Bilirsin Esat'ta. Biz mesela imamlar öyle. 3-4 aile var zaten küçük. 5 kişi yaşıyor. 4'ü ağza 1'i muhtar. O da kışta Ankara'ya geliyor. Bizim köy küçük. Bir kere gittim. Benim J9'un teybi bozuldu Pioneer. K6900. 5 milyon götüme girdi. Babam oğlum ben sana. Babam 13 yaşında yalın ayak kaçmış köyden. İçme suyu yok dedi. Gittim içme suyu yok. Var suyu yok. Köyümü kötülemeyeyim de yok abi yok. Köy yok toz. Arabanın teybi bozulur içme suyu yok. Sonra mezarımızı yaptırdık. Allah rahmet eylesin Muhsin Yazıcıoğlu'nun köyü. Abi Kızılırmak geçiyor. Bizi orada yukarıdan izliyoruz dağ. Hüseyin Gazi gibi. Biri Kızılay gibi biri Hüseyin Gazi gibi. Onlar abi Kızılırmak geçiyor. Pancar ekmişler yemyeşil. Bizim orada ağaç yok. Dedem mezarını yaptırdık neyse lokum aldık. Lokum dağıttık 3-5 kişiye. Adam da yok zaten. Sonra geri geldik. İlk ve son gitmem oldu Sivas. Babamın niye kaçtığını anladım. Ben sana demedim mi Sarah dedi. Mazotunu yazıp demedim mi? 2-3 milyar mazot yaktım. Teyfim bozuldu. Götüme girdi.
Merak ediyorum. Askere gidiyorum. Nerelisin? Sivas. Ankara'da 41 yıldır geziyorum. Nerelisin? Sivas. Merak ediyor köyün adam abi. Sivas, Sivas, Sivas. Lan nereden merak ettim? Ya ne gelirse ya meraktan ya rakıdan gelir dediler. O yüzden Kenan abi de Karslı. Neresinden abi? Akraba çıktı Selim. Sizin Selim. Dedenginin köye yakınız. Selim'in hangi köyü? Selim'in Iğdır köyü. Şimdi yorum yaparlar. Almancılar, kuvvetçiler çok sizin ya, Kars'tan. Kars, Sivas'ta, İstanbul'da çok Karslı var. Onlar Kars bayağı var. Bak, Kars Selim'in, Kars Selim'in Iğdır köyü. Mesela, Iğdır köyü mü? Iğdır köyü, Iğdır. Iğdır. Tabii, Iğdır diye ilde var ya. Şimdi Kars'ta bir Iğdır var. Mesela daha önce... Benim ağaçlarım var, ekip kuaförü. Fırat. Onlar hep şeyli bunlar, Iğdırlı. Bak mesela oyunları falan değişik böyle. Böyle böyle oynuyorlar. Oyunları değişik. Neydi? Kafkas. Kafkas havası oynuyorlar. Tabii bizim oradan dedim. Kafkas oyunları bizim orada meşhurdur. Şimdi bir Iğdır var. Ayrıldı Kars'tan. Bir de Selim'e bağlı olan Iğdır köyü var. Ben Kars'a bağlı tamam. Selim'in Iğdır köyünde. Şeyle aynı. Tamam. İl adı aynı ama değişik. İller aynı. O Iğdır Kars'tan mı ayrılma? Yani Iğdır tabii. Sonra Ağrı'dan mı ayrılma? Kars'tan. Ardahan. Ardahan da Kars. Ardahan'da, Iğdır'da Kars'a bağlıydı. O zaman Kars daha büyükmüş o zaman eskiden. Tabii çok büyük. Ayrılınca büyük, küçüldü iyice. Küçüldü Ardahan. Büyük ilçe onlar. Demek ki büyük ilçeymiş ayrıldı. İl oldu. Büyük ilçelerdi onlar. Kars'ın en büyük ilçeleri Ardahan. Sizin büyük. Abi şimdi Doğulu var. İşte şey var. İşte her türlü Kafkas'ı var. 3-4 tane böyle değişik şey var orada. Ne diyeyim yani. İnsan çeşidi var diyelim. Kars'ta... Mezhep bak, demeyelim de. Yok bir şey anlatayım da bak. Kars'ta ırkta çok. Türkmen var, Terekeme var, Karapapak var, Kürt var, Azeri var. Türk var. Türk var. 5-6 şey. Yani çok güzel bir coğrafyaya sahip Kars'ınız aslında. İşte Kaz mı ünlü? Yani bizim orada. Kaz, Kaz'ı ne? Kars, bir de Kaşar. Ha, Kaşar. Tabii Kaşar. Şu keçiye mi basıyor, tüyeye mi basıyor? Deri. Deriye mi basıyor, şeye mi? Kaşar'ı normal yaparlar. Çeçili... Kars, Kaşar, Kaşar şeyi. Çeçili deriye basarlar. Ünlü. Tabii Kars kaşarı ünlü. En ünlü. Kaz. Bir de kazı mı yiyor? Tabii kaz. Mesela, kazı nasıl yiyorlar? Kazı nasıl yerler? Kazı büyütürler. Kaz ne zaman karı kariyere yağar. Tamam. Karın tadına kaz baktığı zaman. Tamam. Kazın tadı o zaman çıkar. Kaz dediğin şu normal ördek kaz mi ney? Ördeğin büyüğü, ördeğin abisi. Yerde gidiyor. Tabii yerde gidiyor, ördeğin abisi. Yenir mi abi? Horozu bir pişiriyoruz evde. Bek, horoz kesiyorum betonesinde. Adaklık yenmiyor. Pişiyor tüp bitiyor. Hormon. Ama bizim oradaki özel yetiştiriyor kazları. Yeniyor. Atıyor tüme pişiriyor yiyor. Abi canım atıyor mesela fırına atıyor. Eti nasıl tavuk gibi mi? Tavuktan, kuzudan daha kaliteli. Tavuk eti gibi beyaz? Tavuk eti gibi. Ama tavuk kırmızı eti, değil tabii. Tabii kırmızı falan değil. Tavuk etiyle ama kuzu etinin arasındaki olan bir tadı. Tadı değişik. Çok güzel bir tadı. Yiyen adam anlar bu ne eti der. Hiç yemeyen adam. Kaz etini Karslı olup da önüne gelen etin ne olduğunu Karslılar çok iyi bilir. Kaz yedi ki bize atıp değil. Kaz yedi için. Biz yemeyiz ki. Mesela biz her sene Kars'ta, akrabamız var Kars'ta. Her sene bize bir tane Kars kazımız var. Her sene bize bir tane gönderiyor. Tabii. Sen yiyorsun burada. Tabii burada yiyoruz. Nasip olursa bu sene sana. Pişiyor. Tabii canım. Tuza yatırırlar. Şöyle bir ayda soğukta bekletirler. Ondan sonra onu burada pilav üstü. Mesela bizim burada Kars günleri yapılır. O zaman Kars getir dağıtın. Kars şeyde Atatürk Kültür Merkezi'nde oluyor. Aynen öyle. Kars günleri oluyordu. Aynen öyle Kars günleri. Devam hiç gitmedik mi? Bilmiyoruz. Orada var ki parasıyla yiyebilir mesela. Tabağa 15-20 lira kalıp yiyebilir. Tadına bakabilir lazım. İşte cahil adamız. Burada şimdi yumurtacılar var ya marka. Evet. Köy tavuğu diye aldım bir tane. 6 saat pişmedi çöpe attım. Anneme verdim. Annem o da pişirememiş o da çöpe atmış. Ondan sonra biz adarlık alıyorum ben. Bekleresin biliyorsun değil mi? Bilmez tam mi? Domuzlardan karşısında böyle adarlık tavuk horoz oluyor bazen. İşte kesim burada dağıtayım diyorsun. 2-3 tane daha keçimde yeme getireyim diyorsun. 17 saat pişiyor, tüp bitiyor, gene pişmiyor. Şimdi hazır horoz tavuk gözümle kesiyorum, pişiriyorum, yemiyor. Onu demek istiyorum. Horoz ve tavuk kesip pişirdiğimiz yenmiyorsa senin kaz nasıl pişiyor diyor. Şimdi buradaki kaz nasıl pişiyor mesela? Bak mesela buradaki kaz mesela organik olduğu için, yani asıl kendi şeyi olduğu için normal düzlükte attığın zaman 2-3 saat pişti, 2 saat pişti mi? 2 saat piştikten sonra normal halini verir. Allah. Ama buradaki tavuğu, kazı pişirdiğin zaman... Yenmiyor. Pişmiyor abi, pişmiyor. Hormon. Yani bir 40 günlük civcivi. Şu an biz tavuk horoz yiyoruz ya mesela. Ya canlı kesilenler yemiyor. Ya marketten aldığın pişiyor. İşte İçinde mosmor ama içi mosmor. İçi o 40 günlük tavuk. Marketten aldığın tavuk 40 günlük civciv. Ama organik aldığın tavuk veya kaz, yerli kaz.
en az onun 2 saat kaynaması lazım ki. Ha, anca. Çünkü marketten aldığın pişiyor canım. Markette attığınız suya at, geri çıkar, yok ki. İçinde mosmor oluyor, tabii yemiyor. İçinde mosmor oluyor. Sadece döşeti beyaz, geri kalan hep mosmor yani, oluyor, yemiyor. Tadı bile pamuk gibidir, onun tadını bile anlayamazsın. Ama hormonlu bir tavuğun veya kazın. Ördek ördek yeniyor mu? Ya, tabii ördek de yenir. Ördek hindi yenir. Nasıl hindi? Hindi de yenir. Yılbaşlarında keseriz. Benim babam hep hindi satıyordu yılbaşlarında bizim ahbabalarla, hindi satardı. Bak hindi. Hindi mesela yemedim ama hindi biliyoruz. Hindi kan sordu. Gelen baba rakıcı. Mesela şu gelen baba rakıcı mesela. Rakının biranın ne olduğunu çok adam iyi anlar. Şeye gel, babacığım gel hele. Canına kurban olduğum. Belgesel çekiyoruz. Şu rakıyı nasıl bilirsin? Bak belgesel çekiyor arkadaşlar. Şu rakıyı nasıl bilirsin? Şu hangisi ya abi? Abi ben... Seni çekmiyoruz. Rakıcı mı biracı mı? Sen elinle göster abi. Bak, yok abi ben çekmem. Seni çekmiyor elinle göster elinle. İşte süper rakı süper ha. Şu mu? Ha o işte. Bu daha yumuşak geliyor. Onu epey ayrı, yedi rakı ayrı. Aslan sütü. Tecrübe adam. Tecrübe konuşuyor tecrübe. 170 lira veriyoruz başkan. Bunlar böyle içiyorlar, sabah geri işe gidiyor. Nasıl oluyor? Biz kalkamıyoruz. Bunlar böyle, şimdi bunlar burada bunu içiyor. Onlara bir şey olmaz abi, bunlar alışmışlar. Ben 41 yılda götten olduk. Adam diyor ki, ben şunu açayım diyor, Kenan Bey diyor. Şu rakıyı açayım. Arkasından şöyle vurana kadar, dibi gelene kadar ben bunu bitiremezsem rakı içtiğimi hissedemem. Adam 35'likten başladı. Ama bir şey diyeceğim, şimdi 55, bir dakika abi, her gün alkol içen, sigara içen 55-60 yaşından sonra hastalanmadım, ölmedim diye yalan söylüyordur. Şöyle bir vücut 55-60 yaşına kadar alkol iç, sigara iç, geberme ya da hastalanma. Yalan. Hep yalan. Ve onları görün. Benim tanıdığım çoğu şeyden bağlandı. Bizde Sivaslı. Bizim çevremde hep içiyor. Evet. Tanıdığım 55'i geçen görmedim. 55 en fazla 55 yaşı mı? He. Sigara bana göre en kötü şey, düşmanınız varsa bir sigara alıştırın. İki. Alkol içebilir. Alkol arkadaşlar alkolü haftada bir. Ya da akşamları, her akşam evde ya da barda payını içersiniz her akşam. Ama sigarayı, bu nane turu sigarayı hastanenin bahçesinde, adliyenin bahçesinde, karakolun bahçesinde, marketin dışında, yolda, otobüsü beklerken, otobüsten inince, dolmuşa binerken, dolmuştan inince, her yerde içebiliyorsun. Sigarayı günde 2 paket, 3 paket içiyorsun. 55-60 tane içiyorsun. Sonra Keçören Sanatörüm hastanesine girince oraya girip de ben çıkan görmedim. Aktı yerden. Orada şansı yok. Kova. Orada şansı yok. Oraya girdiğin zaman şansı 55 sene sigara içip de keçiyle sanatörüme atıp da çıkanı ben görmedim. Daha gören varsa alnını karıştır. Ama bu alkolü haftada bir gün içiyorsunuz. Paranız yoksa. Paranız varsa her akşam içiyorsunuz. Paranız ben gibi açsanız hiç içmiyorsunuz. Ünlü olursanız haftada 4 gün içiyorsunuz. Ben de ünlü oldum. Ben Allah razı olsun. Ben herkes bana ısmarlıyor. Götüme girdi. İyi ki ben zengin ya da şey değil. Zengin değilim. Her gün istediğim ben 30 yaşına gelirim. Sen zenginsin niye? Gönül zenginisin sen. Gönül zengin de vücut kötü. Ya vücut ne olur? Vücut bitik abi. Ben kredim abi, ben sallanan köprü otobanda bitirmişim. Çok kırmızı bok içtiğim için. Yıllarca kırmızı bok içtim. Ben rakı bile yeni yeni içiyorum. Şimdi bak arkadaşlar şimdi. Arkadaşımız hamoroid olmuş. Vardı zaten. Hamoroid olmuş. Şimdi benim tavsiyem sadece günde bir bardak rakı. Sanki yağ veriyor adam. Sadece bir bardak zeytinyağı. Ne hamoroid kalır ne hamoroid kalır. Sivas Legal. Bu Sivas Legal, Sivaslı mı bunun sahibi? Sivaslı. Bunun sahibi de Sivaslı. Niye böyle Sivas yazmış? Meksikalı mı? Asıl bak. Şu Sivas Legal'ın asıl sahibi Sivaslı. Yıldız El Akpınarlı. Yıldız El Akpınarlı. Adam gitmiş yabancı devlete Sivas koydurmuş adına. Yani bunun asıl Türkçesi Sivas. Sivas değil. Bunun asıl sahibi Sivaslı olduğu için yabancı devlete gittiğinden dolayı adını Sivas Legal koydurmuş. Onun şimdi için. Anladın mı bak, ben dediğim bak. Tabii asıl canım. Sahibi Sivaslı. Bunun sahibi Tekirdağlı mı? Onun sahibi Tekirdağlı. Bu Efe kim? Efe İzmirli. Efe İzmir yani. Efe'lerin bu da Efe'si. İzmir. Abi İzmirliler hep İzmir. Bak Tekirdağ. Abi bir top geldi bak. Bir top. Allah Hazreti bak. Bir top geldi. Konuşayım. 82 milyon 600 bin ne bu? 3 Kasım 2021, çarşamba, yarın. Yarın. Ne bu abi? 328 milyon 10 numara. Ne bu, ne? Şans oyunu. Sayısal lotayın ağır mı? Sayısal lotayın. O kaç para veriyor?
O da 82 trilyon 600. Veriyor. Tabii veriyor. Eskiden haberlere çıkardı böyle 3-4 milyon verince. Şimdi çıkmıyor mu artık? Haberlere çıkmıyor. Adamlar kendilerine çalıştığı için çıkarmıyor. Çıkmıyor mu artık? Tabii millete değil. Kendilerine çıkarmıyor. Zamanında biz de kez gibi milli piyango bileti aldıydık. O zaman he millete lan çıkıyordu ama şimdi... Keşke almayaydık la, aklımı sikeyim. Beni bile, bana bile sapladılar. Hadi Cenab-ı Gözlü, ben iyi oldum. Eve gidip biraz yatayım. Beşe kadar dinleneyim abi. Çok geçmiş olsun. Bir hafta alkol içmek yasak. Zaten ben su alacaktım. Şey doktor şey, su iç dedi, su. Dışarı çıkamazsan ayağım. Dışarı çıkamazsan ben buradan bir hortumu uzatayım arkaya. Bananı başını buradan atayım. He, yeni rak. Şu inci su, inci su muydu ucuz olan? Kaç para? Doktor su iç dedi bak. Amına koyayım. Rakı. Rakıya fiyat sorduk. Hayaller rakı, kırmızı su bu. Biz gerçekler inci su. Tam o suyu benden iç. O su benden. Rahatlaman için o su benden. Ama rakıya ihtiyacın olduğu zaman buradan aşağı hortum sallıyoruz. Vananın başını buradan açıyorum. Sen aşağıdan vananın hortumu yavaş. Tamam ben suyu aldım. Su senden, rakı benden. Su benden, rakı senden artık. Gerçek mi diyorsun? Bak ben haram sevmem. Biri bana, hem bana beddua ettiniz mi bana ya? Ne güzel geziyordum abi. Günde altı mekan. Abi cuma. Cumartesi, pazar, pazartesi. Salı çarşamba dinleniyorum. Perşembe başlıyordum. Alkol. Günde 5 gün altı mekan geziyordum. 30 tane mekan geziyordum haftada. Biri bana beddua etmiş. Ya hanım etti ya başka biri etti. Yengedir. İnşallah bir şey olur da dedi. Gezemezsin karı kızla dedi. Karı kızla yok la. Kost 130 lira abi. Ben kimseye, kimse 2 bardak yanında oturacak, 2 dakika oturacak diye 130 lira verir mi? Verim. Ben de öyle bir tip var mı şu göze bak. Ben 130 lira verir miyim abi? Karı yanıma oturacak 130 lira. Vermem öyle bir şey yok abi. Kaynatıyoruz ya. Kaynatıyor. Verilmez. Kim geziyoruz abi. Ünlüyüz diye gezmem lazım. Evde durmamam lazım. Aynen durmamam. Ama alkol... Halal ediyor mu suları? Tam sular benden, rakılar senden. Sularımızı aldık. Hadi hayırlı işler abi. Hadi görüşürüz. Evimin yanı bile tekel. Arkadaşlar suyumuzu aldık. Doktor dediydi bana 14 sene önce. Mevlüt Topbaş hocam. Günde bir buçukta su iç dedi en az dediydi. Hiç içmedim. Bundan sonra su içeceğim. Karar aldım. Günde 5'te su içeceğim. Alkol ara verdim. Alkol ara verdim kardeş. Aa, arkadaşlar kontrolüm bile komple kanattı. Her yerim şey ıslandı.